Ulu Hindi'nin ne yaptık? Süperkritiğini ürettik. Yani daha önce aynı sefa süperkritik üretmiştik. Sedir Mix üretmiştik. Sedir Mix. Şimdi de Ulu Hindi süperkritik mix yağı ürettik. Ulu Hindi ile ilgili söylenecek çok şey var. Ama basitçe Profesörü Doktor Malezya İslam Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Haşim ve ekibi göğüs kanseri, akciğer kanseri, kolon kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri, karaciğer kanseri, lösemi, beyin tümörü, aklınıza gelen bütün prostat kanseri, hematom, mesane kanseri, bütün kanserin her türünü Ulu Hindi normal yağ ile tedavi etmiş, şey süperkritikle. 7-8 sene önce Hindistan'a, Malezya'ya gittiğimde bu adam hangi yöntemle her türlü kanseri tedavi ediyor diye çok merak etmiştim. Ulu Hindi süperkritik. Ulu Hindi süperkritik. Her türlü kanseri tedavi etmiştim. Sadece Profesör Doktor Haşim değil. Aynı zamanda Profesör Doktor Güneş Kara ve ekibi. Güneş Kara 1981'de her türlü kanseri tedavi etmiş. Sadece kanser değil. Mesela Profesör Feng Ying Paranaka Zülkifi vesaire diyabet hastalığına, yani şeker hastalığına karşı etkin oldu. Ulu Hindi. Ama bu süperkritik. Yani normal yağ değil. Ulu Hindi normal yağ değil. Ulu Hindi normal yağ da var. Süperkritik nedir? Normal Ulu Hindi yağı nedir? Ulu Hindi'yi Ulu Hindi'yi öğüttükten sonra zeytinyağında bekletirsiniz. Etken madde çözülür. Süzersiniz. Ulu Hindi yağ. Mazerasyon. Bunu evim de yapar. Herkes yapar yani evde. Etkisi var mı? Var. Fakat süperkritik Ulu Hindi reaktöre toz halinde getirdikten sonra veriyorsunuz. Karbondioksit -78 derece, Allah korusun. Makine şey oldu, sızıntı oldu, elinize geldi. Elin gitti yani o kadar. -78 derece. El düştü, çözüldü, bozuldu, bitti. O kadar -78 derece karbondioksit. Sıvı akışkandır. Bütün etken maddeyi, bitkinin kökündeki etken maddeyi ne yapıyor? Ulu Hindi'ni çözüyor. Hiçbir bozulma, değişme, dönüşme olmadan. Olduğu gibi. Ekstraktörden separatörü alıyoruz. -57 derece hafif ayarını değiştirdiğinde ne olur? Sıvı karbondioksit gaz haline geliyor. Karbondioksit uçuyor. Onu alıyoruz. Sıvı haline getirip tanka depoluyoruz. Ne oldu? Ekstrakt çözüldü. Doğal olarak elde edildi. Alkolle, suyla herhangi bir şey temas etmiyor süperkritik. Olduğu gibi alıyoruz. Olduğu gibi hiçbir değişim, dönüşüm, bozulma, etkileşim olmadan. Bu nedenle Ulu Hindi süperkritik mix yağı normal Ulu Hindi yağından 100 kat etkili. 100 kat. Çünkü tozun zeytinyağı içinde bekletiyorsun. Ne çözülüyor? Çok az bir şey çözülüyor. Çok az bir şey yağa geçiyor. Bu kadar yani. Arada 100 kat fark var. 100 kat. Bu nedenle Ulu Hindi 200 liradan aşağı değil kilosu. 100 kilodan 100 kilo Ulu Hindi tozundan 3 litre sıvı, akışkan, Ulu Hindi yağı, ekstrak yağı veya karışım elde ediyoruz. 3 litre. Yani maliyeti neredeyse 10 bin lira bir litresi.
Birisine gönderir misin abi diyenler 10 bin lira bana mal etti. Bir litresi. O da hindi. Evet. Profesör Doktor Chitra ve ekibi Kumfana, Raman vesaire bunlar da enflamator. Enfeksiyon ama mikrobik olmayan enfeksiyona enflamator, yangın. Kolit, ülseratif kolit, morbus, kron, astım, koah. Mikrobik olmayan bu hastalıkları enflamator. Neden enflamator? Vücutta gitmeyen bir sistemde bir çökme var, bir bozulma var. Ondan dolayı yangı oluyor yani. Kolit, ülseratif kolit, morbus, kron, mikrobik olmayan astım vesaire vesaire. Bütün bunların sebebi linoleik asit, araşidonik asit. Bunlar prostaglandin E1, E2, o da hormona dönüşmesi gerekirken karaciğerdeki sorunlardan dolayı linolen asit, linoleik, araşidonik asit prostaglandin E1, E2'ye dönüşmüyor. Lökotrin denen toksik bir madde ortaya çıkıyor. Bu da sistem çöküyor. Yani karaciğer ve bağırsaktaki rahatsızlıklardan dolayı ne oluyor? Çeşit çeşit alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, bağırsak sorunları ortaya çıkıyor. Yani uzun hikaye. Bunu önlüyor. Enflamator. Efendim, Profesör Doktor Dahman Han Huda. Bunlar da antioksidan olduğunu belgelemişlerdir. Antioksidan, serbest radikalleri yok edici. Bu da hindi. Profesör Doktor Okugawa ve Takamoto Japon ilim adamları da antidepresan, depresyonu, beyin nasıl önlüyor depresyonu? Beynin salgılanmış olduğu serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat, melatonin, prolin, kolin, asetilkolin gibi nörotransmitterlerin kalitesini artırıyor. Her türlü psikolojik sorunları. Hatta Alzheimer, Parkinson vesaire vesaire. Yani biz yıllardır üretiyorduk bir ara. Birisi bir yere gitmiş, şikayette bulunmuş, yasaklan dedi. Sonra hata yapıldı, anlaşıldı. Tekrar serbest bırakıldı. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde yasak olmayan şeyler Türkiye'de bazıları bu işi engellemeye çalışıyor. Halbuki Çin'de kullanılan ilaçları, bitkisel ürünleri bir bilseniz binlerce. Hindistan'da. Türkiye 2004 yılından beri Avrupa'daki ESCOP yani fitoterapi bitkilerle ilgili kurumda üye olmasına rağmen orada bile serbest olan şeyler Türkiye'de serbest değil. Neyse apayrı bir konu. Şimdi Udu Hindi ile ilgili bir doktor, adı lazım değil, Udu Hindi 30 metre 40 metre boyunda bir ağaç. Biz bunun nesini kullanıyoruz? Kökünü. Yani diyor ki doktor eline kamerayı alıyor, dağ geziyor. Televizyon programında diyor ki Udu Hindi yüksek dağların yamaçlarında biten papatya türü bir bitkidir. Yani dünyadan haberi yok. Kalkıyor bir de vatandaşa fetva veriyor. Vatandaş inansa, gitse, alsa, kullansa papatya benzeri bir bitki diyor. Zehirlenir Allah korusun. Yani böyle Türkiye'de bu konunun uzmanız diye televizyonlara çıkan insanların çoğu bitki konusunda maalesef bilgi sahibi değiller. Çıkmadan önce Google'da araştırma yapabilirsin. Latincesine girer. Bu kadar basit. Yani oraya çıkıyorsun, konuşuyorsun boş boş. İyi bir şey değil. Neyse.